Günaydın Oktan Erdikmen. Günaydın Semra Çalıkçı. Trump sadece iklim zirvesine çağrılmamakla kalmadı. Bugünlerde Avrupa basınında da yerden yere vuruluyor. Alman medyasında çıkan ilginç haberler var. Trump işte günde 8 saat televizyon izliyor, 12 kutu kola içiyor diye. Hatta böyle meşrubatları çok fazla içmeyin, şekerli meşrubatları. Çocuklar yoksa sonumuz böyle olur diye Donald Trump'ın da resmi vardı bir haberde. Şimdi biz buradan bakınca, aslında Türkiye'den bakınca şöyle bir yanlış medyada şöyle bir algı var, işte Avrupa bizimle uğraşıyor gibi. Yok, Avrupa aslında esas itibariyle Trump'la uğraşır. Ama onun dışında tabii hani bu gibi antidemokratik uygulamaların olduğu ülkelere karşı da bir ister istemez bir alerji var Avrupa basınında. Bu sadece ABD'de değil, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa'nın kendi içindeki ülkelerde de devam ediyor. Şimdi bu iklim zirvesi konusu aslında asıl adı tek gezegen zirvesi. İklim anlaşması, iklim sözleşmesi Paris'te 2 yıl önce imzalanmıştı. Onun yıl dönümüne denk geliyor. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı 2000 kişiyi davet etti. Önemli bir zirve. 100 devlet başkanının 50'sinin katılacağı açıklandı. Ancak katılımcıların listesi henüz yayınlanmadı. Zirve bugün başlayacak. Sadece Fransa değil, düzenleyiciler arasında Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası da var. Genel Sekreter Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Kim'in ev sahipliğinde Macron'la beraber düzenlenen bir zirve. İngiltere Başbakanı katılıyor. İşte Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger gibi ABD'li ünlü isimler, ünlü simalar, yerel politikacılar var. Donald Trump buraya davet edilmedi. Çünkü Trump'ın bu iklim politikalarına karşı çok ciddi bir mesafe koyduğunu görüyoruz. Bu iki yıl önce imzalanan Paris Anlaşması'na uymayacağını belirtmişti ki bu 190 ülkenin sera gazlarıyla ilgili, gaz salınımı ile ilgili olarak imzaladığı bir anlaşma. Trump bu anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıklamıştı. Bu nedenle bu iklimle ilgilenen kamuoyu içerisinde ve dünya kamuoyu içerisinde çok büyük bir antipatiyle karşılaşmıştı. Hatta zirvedeki slogan da buradan Trump'ın seçimlerde kullandığı slogana bir referans da veriyor. Donald Trump Amerika'yı yeniden büyük yapalım sloganını kullanmıştı. Bu son tek gezegen zirvesinde de gezegenimizi yeniden büyük yapalım sloganı kullanılıyor. Ve bu slogan önünde fotoğraflar çektiriyor ünlü isimler. Evet, ilginç. Trump'ın davet edilmeyişi ayrı bir boyut da elbette. İklim zirvesinden çıkacak bir önemli sonuç var mı Oktan Erdikmen? Bu zirvenin daha çok sembolik bir anlamı var. Amerika'daki yerel politikacılarla beraber bunun bir takım ABD'nin bu işin içinde kalması demek. Tabii iklim konusunda çok ciddi sıkıntıların meydana gelmesi anlamına gelir. Yani ABD tahribatı bugün, büyük oranda yaratanlardan biri tabii, olduğu için. En büyük. Tabii en büyük ülkelerden biri. Zaten bu işte Kyoto Sözleşmesi döneminde de çok sık dile getiriliyordu. Ancak bu ikinci onun süresi dolduktan sonra bu Paris Anlaşması ile beraber yeniden ABD bu işin merkezine geldi ve bu sefer hiç lafı yemeden bükmeden dışarıda kalacağız dediler. Şimdi dünya bunu ABD'siz nasıl yapabileceğini tartışıyor. Çünkü çok ciddi boyutlarda zehirli gaz falan bir ülke olduğu için bu yenilenebilir enerjileri ABD'nin yerel bazda, yani başkanlık inisiyatifiyle değil de yerel inisiyatifler vasıtasıyla nasıl yenilenebilir enerjilerin ABD'de de öne çıkarılabileceği konusu var. Bunlar tartışılıyor. Tabii Amerikan kamuoyundan da aslına bakarsanız özellikle bu ünlü isimlerden ciddi bir destek de var bu konuda. Trump biraz yalnız kaldı ve bu yalnızlık artık nereye kadar devam ettirebilecek? Bu da zirvede öne çıkacak bir konu başlıklarından bir tanesi. Evet. Bunun dışında yine böyle yalnız kalan ülkelerden mesela Polonya'da ilginç şeyler oluyor son günlerde. Polonya'da muhafazakar sağ bir hükümet var. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi Avrupa Birliği'nin temel değerlerine aykırı bir takım uygulamalar yapıyorlar. Anayasaya aykırı bir takım kanunların geçirildiğini, Avrupa'ya karşı çok sert açıklamaların yapıldığı ve eğitim reformu, öğretmenlerin siyasi bağlılığı, kontrole gitmesine neden olan bir eğitim reformu yapılması gündemde önümüzdeki Ocak ayı itibariyle ve bu da Avrupa Birliği'nin tabii
çok da hoş karşılamadığı durumlar. Bu konuda yapılabilecek bir şey kaldı mı? Maddi yardımlar kesilebilir mi? Bunlar tartışılıyor. Ve çok ciddi bir aşırı milliyetçi bir retorik var Polonya hükümetinde son günlerde. İşte kahraman Polonyalılar nasıl Viyana'da Osmanlıları durdurdularsa şimdi de mültecileri durduruyor. Avrupa'ya bir işte sen kimsin, biz kahraman Polonya halkıyız gibi bir retorikle hitap ediyorlar. Ve bu da Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerle beraber Avrupa Birliği'nin önündeki ciddi problemlerden biri olarak görünüyor. İlginçmiş hakikaten. Bir yandan ırkçılık, böyle bir aşırılıklar gündeme gelirken bir yandan da böyle bir retorik, hakikaten dikkat çekici. Oktan Erdikmen, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.